Günlerden bir gün babasından arabayı isteyen genç bir delikanlı, ondan işitmediği laf kalmayınca çok öfkelendi. Sinirle odasına kapanarak kimseyle hiçbir şey konuşmadı. Onun bu haline üzülen annesi, oğlunun gönlünü yapmak için bir şeyler yapmak istedi. Eline aldığı bir musafla odasının önüne gelip kapıyı tıklayarak içeri girmek istedi. Oğlunun sesini duymamıştı ancak yine de içeri girdi. Ona, "Oğlum al bunu, biraz Kur'an oku," dedi. Genç delikanlının sinirleri çok bozuktu. Annesi ise ona gelmiş Kur'an uzatıyordu. Buna anlam veremeyen genç, annesinden aldığı musafı annesinin kafasında paraladı ve küfürler etti. Bağırış çığırışları duyan babası hemen yanlarına gelerek onu fena halde dövüp kapının önüne koydu. O geceyi dışarıda geçiren genç, ertesi gün eve geldiğinde babasının mahkeme duvarı gibi suratıyla karşılaştı. Yaptıkları için özür diledi ve annesini görmek, onunla konuşmak istediğini söyledi. Adam gözyaşları içinde, "Sen annenin kafasında musaf paralayıp öyle küfürler edince kadıncağızın kalbi dayanmadı. Fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Akşam hastanede vefat etti. Bu sabah götürüp gömdük," dedi. Bunları duyan genç birdenbire hayatının şokunu yaşadı. Gözyaşlarına boğulup babasının ayaklarına kapanan genç, bunların şaka olduğunu söylemesini istedi. Adam tüm ciddiyetiyle bunların gerçek olduğunu yineledikten sonra şöyle dedi. "Üstüne üstlük senin musaf zannederek annenin suratına çaldığın o şey sadece bir kılıftan ibaretmiş. Annen pantolonumdan arabanın anahtarını alarak içine koymuş ve sana vermek istemiş. Ancak sen bunu hak etmeyecek kadar adi birisin. Senin gibi evlat olmaz olsun," dedi. Annesinin kendisi için yapmaya çalıştığı şeye rağmen onun ölümüne sebep olduğunu öğrenen genç büyük bir hüsrana uğradı ve gözyaşları içinde ömür boyu pişmanlık duydu. Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın yeryüzüne şeref veren en kutsal kitabıdır. Bu öyle bir kitaptır ki insanlar ancak onun gösterdiği yolda yürüdükleri takdirde mutluluğa kavuşurlar ve Allah'ın rızasına ererler. İnsanlar arasında her türlü iyi duygular ilerleyip yükselmeye başlar. Kardeşlik ve beraberlik meydana gelir. Kur'an-ı Kerim'in hem manası ve hem de lafızları Allah'tandır. Yüce Allah'ın vahiyidir. Vahiy vasıtası Cibril-i Emin aracılığıyla Peygamberimize iletilmiştir. Onun için Yüce Kur'an'ın manasıyla amel edilir. Kur'an Müslümanların değişmez kanunudur. Lafızları da bir ibadet olmak üzere okunur, onunla sevap kazanılır. Bu lafızlar sayesinde Kur'an'ın manası anlaşılır. Ruhlara tesir eder ve onunla Allah'ın rızası kazanılır. Kur'an-ı Kerim hiçbir kitaba benzemez. Onun manasını hiç kimse değiştiremez. Lafzının yerine başka bir söz konamaz ve hiçbir tercümede Kur'an hükmünü alamaz. Tarih boyunca Müslümanlar Allah'ın kelamı olan Yüce Kur'an'a çok büyük önem vermişlerdir. Bir ibadet aşkıyla okumuşlar, ezberlemişler, dinlemişler, yazmışlar, öğrenmiş ve öğretmişlerdir. Bugün de ülkemizde Kur'an öğretimi, Kur'an kurslarında, camilerde ve özellikle yaz kurslarında yapılmaktadır. Kur'an bilen veya öğrenen kimseler bunun kıymetini iyi bilmeli, düzenli olarak mümkünse her gün okumaya çalışmalıdır. Ayrıca ömür boyunca Kur'an okumayı hiç bırakmamalı ve sürekli olarak başından sonuna kadar Kur'an'ı okuyup hatmetme gayreti içinde olmalıdır. Kur'an'ı hatmetmenin önemi hakkında Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir defasında kendisine, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a hangi amel daha sevimlidir?" diye sorulduğunda, "Kur'an'ı başından sonuna okuyup bitirdikçe yeniden başlamaktır." cevabını vermiştir.